sever seni, kim ağlar benim gibi, kim sever hadi söyle. Canımı veririm ben senin uğruna, yar ben sana yeminle. Aynalı Tahir'im, bükülmez bileğim, doğruluk peşinde. Kralı gelse sevdiğim, aynalı Tahir derler bana, mertliğin peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim, aynalı Tahir derler bana, mertliğin delisiyim. Kadir, o benim kardeşim. Evet, kardeşim ya. Çok mu şaşırdın ha? Sakın kıpırdayım deme, yoksa gebertirim seni. Senin düşündüğün gibi değil. Ailemizi mahvettin. Annem babam senin yüzünden perişan oldu. Nihayet izini buldum. Öldüreceğim lan seni. Yaptığın pisliklerin cezasını ödeteceğim sana. Ne olur dinle. Belkıs denilen kadın onunla eğleniyor. İlk gördüğüm günden beri o kadından hoşlanmadım. Belkıs bir numara çeviriyor ama... bunun kokusu eninde sonunda ortaya çıkar. Biz seninle de çok severdik birbirimizi. Çocukluğumuz. Hiç ayrılmazdık. Her yere birlikte giderdik. Neden böyle oldu her şey? Niye terk ettin bizi? Ben çok pişmanım. Geçmişimden, her şeyden utanıyorum. Ama artık çok geç. O benim çocuğumun annesi. O yüzden Sevda ile istediğim zaman görüşürüm de konuşurum da. O benim nikahlı karım. İstediğim zaman görürüm ne demek lan şerefsiz. Bırak lan, Canlar, bırak. Canlar bırak, ne olursun. Bırakacağım lan sizi. Sevda elbet terk edecek seni. Bırakmayacağım Sevda'yı sana. Aramıza sen girdin. Sen mahvettin her şeyi. Yalvarırım yapmayın, yeter. Peki, bu son karşılaşmamız olsun. İlk defa birine benzemekten bu kadar mutluyum. Yoksa seni nasıl tanırdım? Bu şekilde nasıl yakın olabilirdim? Seninle aramızda garip bir elektrik olduğunu hissediyorum Tahir. Vermiyorum kız. Vazgeçtim. Atıyorum sözü. Başlarım sana da, o yer elmasına da şimdi. Tamam mı? Ya ben ne dedim? Bitti. Evlenmeyeceksin. Vermiyorum. Kaç sıkıysa. Kapı orada. Yiyorsa kaç da göreyim. Bak Cabbar Bey. Benim namusumdan ben sorumluyum. Bir daha beni Ekrem konusunda sakın suçlama. Ekrem'i isteseydim şu anda onunla birlikte olurdum. Duydun mu beni? Annem babam nasıllar? Utandığım için soramadım sana. Onlar iyice yaşlandılar. Yıllardır hep dönmeni beklediler. Artık onlar da umudu kesti. Babam sana çok kızgın. Ama seni görürse dayanamaz. Hep resimlerine bakarak avundular bunca zaman. Senin bugün ajansta işin yok mu? Yok. Bugün boşum. Evde miskin miskin oturacağım. Ben maalesef bir saate kadar çıkacağım. Kim bu acaba sabah sabah? Sen otur, ben bakarım. Senin ne işin var burada? Nereden öğrendin burayı? Niye geldin? Sana ne be? Senin evin mi burası? Sanki seni ziyarete geldim. Hayret bir şey ya. Bu ne sürpriz, hoş geldin. Merhaba güzelim, hoş bulduk. Özledim seni, bir göreyim dedim. İyi yaptın, gel otursana. Kaynanam seviyor musun? Ben de kahvaltı ederiz diye poğaça getirmiştim. Biz de karnımızı tam doyurmamıştık zaten. Bayılırım poğaçaya. Ben sana çay getireyim. İyi olur, sağ ol. Senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum Tilki. Aferin sana, ne kadar akıllıymışsın. Bu sefer emeline kavuşamayacaksın. Bu defa kaybedeceksin Ekrem. Geldiğine çok sevindim. Evi kolay buldun mu? Ekrem'in bilmediği delik yoktur. Eminim çok kolay bulmuştur. Doğru tahmin ettin Sedef'ciğim. Çok kolay buldum. Bugün gelmen çok iyi oldu. İşim de yoktu. Birlikte oturup sohbet ederiz. Desene bugün şanslı günümdeyim. Zeynep
Bir dakika gelir misin? Ne oldu Yasemin? Ne yapıyorsun sen Allah aşkına Zeynep? Ekrem'in ne kadar pislik bir herif olduğunu sana anlatmıştım. Nasıl çağırabilirsin onu evine? Ekrem'in bana bir zararı yok Yasemin. Biz onunla iyi arkadaş olduk. Ayrıca ben Ekrem'le muhabbet etmekten hoşlanıyorum. Seni ağına düşürmeye çalışıyor Zeynep. Sadece Zümrüt'e benzediğin için seni elde etmeye çalışıyor. Bu benim hayatım Yasemin. Yine de beni uyardığın için sağ ol. Ekrem'in beni Zümrüt'e benzettiği için tavlaması beni rahatsız etmiyor. İnan bana. Niye sıkılıyorsun? Söylesene Zehra. Bilmiyorum abi. İçimde garip bir şeyler var. Sıkılıyorum. Dayanamıyorum artık. Hem ondan, İsmail'den hala bir haber yok. Polis de gelmedi. Bu benim de aklıma takıldı. Evi hatırlayabilir misin? Seni götürdüğü yeri. Bir bakalım. O kadar kötü günler geçirdim ki abi. Buna cesaretim yok. Bekliyorum. Polislerin beni alıp götürmesini bekliyorum. Kendimi çok yorgun, kötü hissediyorum abi. Her şey geçecek Zehra. Bunun için kendine biraz zaman tanı. Her şeyi atlatacağız. Ben seni de üzdüm abi. Haklısın. Her şeyi zamana bırakacağım. Bundan sonra önünde yepyeni bir hayat var. Annem, ben yanındayız Zehra, korkma. Bundan sonra hiç yalnız bırakmayacağım seni. Daha çok birlikte olacağız. Siz olmasaydınız ben zaten ayakta kalamazdım abi. İyi ki yanımdasınız. Sizin gibi bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Hadi toparlan artık. Asma yüzünü. Bak çayın da buz gibi oldu. Başka bir şey söyleyeyim mi sana? Yok abi sağ ol. Kalkarız artık. Annem evde yalnız kaldı. Sen nasıl istersen. Ama bundan sonra yüzün hep gülecek, tamam mı? Geçmişte yaşadığın bütün kötü günleri unutacaksın. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım Zeki. Oh, acayip yedim ha. Güzel bir kahvaltıydı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Doydun mu Ekrem'cim? Doymamasına imkan var mı sence Zeynep'cim? Senin bugün muayen zamanın mı Sedef'cim? Pek bir asabisin de. Bana bak, benimle doğru konuş. Yoksa sana haddini bildiririm ona göre. Hadi yapmayın, ne oluyor size böyle? Sedef sen de hemen sinirlenme. Ekrem şaka yapıyor. Ben Ekrem'le bana şaka yapacak kadar samimi değilim Zeynep. Ayrıca onun soğuk şakalarını kaldıracak kadar rahat bir insan olamam. Sen de çok alıngan oldun be şekerim. Gülelim istedim biraz. Ben işe gidiyorum, sonra görüşürüz. Güle güle, görüşürüz. Hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Allah'ım bana sabır ver. Nerede kalmıştık güzelim? Alınacak bir şey var mı Zehra? Eve gitmeden alışveriş yapalım mı? Evde her şey vardı ama ben bir şey lazım olursa alırım. Merak etme. Seni gördüğüm iyi oldu be Tahir. Merhaba Tahir, nasılsın? İyiyim koçum. Nerelerdeydin? Merak ettim seni. Buralardaydım Tahir. Çıkamadım dışarıya. Evde boş boş oturuyoruz işte öyle. Kusura bakma bacım. Dalgınlıktan unuttum hatırını sormaya. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Cabbar. Sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl olalım bacım? Aynı tas aynı hamam işte. Ben eve gidiyorum abi. Siz Cabbar'la konuşun. Tamam Zehra. Oyalanmadan git hemen eve. Merak etme abi. Görüşürüz Cabbar. Hoşçakalın. Güle güle bacım. Ne o aslanım? Keyfin yok gibi. Yok be kardeşim. Sevda ile aramız her gün biraz daha bozuldu. Niye? Yine işsizlik davaları. O da var tabii. Bir taraftan da Ekrem iti rahat bırakmıyor. Rahatsız mı etti o yine? Bırakmıyor ki peşimizi pislik. Geçen gün Sevda ile konuşurken yakaladım. Öldürecektim neredeyse. Yine sataşıyor muydu ayı? Yok kardeş. Pek bir efendi. Sevda ile yürüyorlar. Çocuğunu görmek istiyormuş. Sevda ile onu konuşuyorlarmış. Sen ne yaptın peki? Kavga ettin mi? Sevda engelledi. Ah bir yanımda olmasa. Bak nasıl sıkıyordum gırtlağını. Kuru gürültü işte. Ağız kavgası yaptık anlayacak. Bela bu herif be. Zorla katil eden insanı soysuz. Öyle var. Sevda'ya da sinirlendim onun yanında görünce. O da ona güvenmediğimi zannedip kim bağladı bana. Ulan tilki. Herkesin hayatını mahvettin. Akıllanman için daha ne yapmak lazım lan? Sevda ile aramı daha fazla açarsa, ona bir daha yaklaşırsa bu sefer kötü olacak Tahir. Hem de çok kötü olacak. Mama, ham ya. Hadi. Ham. Ham. Öf.
keşke şöyle sahilde bir yerlere oturmaya gitseydik. 5 kuruş para yok şekerim. Nasıl gideceğiz? Bahçede idare ediyoruz işte. Haklısın. Cabbar'la dargınlığınız uzun sürdü bu sefer. Bilmediğin başka bir şey mi var yoksa? Yok şekerim, aynı konular. Bilmediğin ne olacak? Artık tak etti valla. Hem parasızlık çekiyoruz hem de Ekrem'le sürtüşüyoruz. Dayanmıyor sinirlerim benim böyle. Sabıkalı olduğu için işte bulamıyor değil mi? Bulamıyor tabii. Gerçi öyle oturup da iş bulması imkansız. Sağa sola söylemiş, haber bekliyormuş. Moralini bozmuş gibi olmayayım ama bence iş bulması biraz zor Sevda. Benim de pek umudum yok valla. Böyle nereye kadar devam eder bilmiyorum ama çok sıkıldığım bir gerçek. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen yani Cabbar'ı gerçekten seviyor musun? Cabbar çok iyi bir insan. Onu seviyorum tabii. O kadar kötü günler geçirdim. O hep yanımdaydı. Onun yanında değerli olduğumu, sevildiğimi hissediyorum. Siz birbirinizden çok farklısınız. Ne bileyim, sen deli dolusun, o içine kapanık. Yani nasıl onunla evlendiğini hayret ediyorum. Cabbar'dan daha iyisini mi bulacaktım sanki? İdare edip gidiyoruz işte şekerim. İkimiz de birbirimiz olduğumuz gibi kabul ettik. Gittiği yere kadar gider böyle. Neyse, ben canım mamasını hazırlayayım. Bu adam da nasıl idare edilir bilmem. Nasıl böyle bir tiple evlendiğini anlamıyorum ki. Sen çok güzelsin Zeynep. Teşekkür ederim. Biz artık daha sık görüşelim. Ne dersin? Görüşelim tabii. Ben seninle sohbet etmeyi seviyorum. Öyle mi? Buna çok sevindim. Ben de senin yanındayken her şeyi unutuyorum, biliyor musun? Gözüm hiçbir şey görmüyor. Bu lafları her kıza söylüyor musun? İnan bana, söylemiyorum. Sen beni çok etkiliyorsun Zeynep. Biz artık birlikte olsak, yani sevgili gibi. Seninle zaten iyi arkadaşız. Şu anda her şey için çok erken. Bir süre böyle devam etsin bence. Seni sonsuza dek beklerim Zeynep. Ama bilmiş ol, senin peşini bırakmam. Bak Ekrem, ben ikili ilişkilerimde çok özenli olamıyorum. Yani ben özgürlüğüme çok düşkün bir insanım. Demek aynı özelliklere sahibiz. Ben de özgürlüğüme çok düşkünümdür. Ben şu anda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bunları zamana bıraksak daha iyi olur sanırım. Sabırla bekleyeceğim Zeynep. İnan bana, hiç bıkmadan bekleyeceğim. Yaklaşma öyle bana, üstüme çıkacaksın şimdi. Aa, sözüm değil mi? İstediğim kadar yaklaşırım. Çapkın şey sen de. Bir gün yoksa anneme söylerse uyar bizi ona göre. Delirdin mi Mirpek? Ne biçim vuruyorsun? Elin gülle gibi zaten. Ay özür dilerim aşkım. Ay doğru, elim ağırdır benim. Ay ne olur kusura bakma, olur mu? Tamam. Şöyle bir çay bahçesine falan gitseydik. Ama vakit de geçti. Annem söylenir şimdi geç kalırsam. Başlayacağım şimdi annene ha. Ne bu ya? Sevgiliyken rahat dolaşamadık. Sözlüyüz gene dolaşamıyoruz. Evlenince de peşimizi bırakmayacak herhalde. Ay haklısın valla. Ama ne yapacaksın, katlanıyoruz. Gerçi artık benim de canıma tak etti. Dayanamıyorum, zorla değil ya. Senin annen niye böyle İpek? Yani deli gibi. Ay ne bileyim ben Betekin. Yıllardır öyle o. Hep iyi saatte olsunlar tepesindedir. Allah Allah. İlginç. Hani insan sinirlenir de, hani böyle dakika başı kendini yırtmaz değil mi? Ben şey düşünüyorum. Biz evlenince de böyle olursa vallahi dayanamaz, kırarım kalbini ha. Ben alıştım artık. Çok umursamıyorum. Sen de boşu boşuna şimdiden telaşlanma. Evlenince nasıl olsa aynı evde kalmayacağımıza göre bize uğraşamayacak. Vallahi ben onu bunu bilmem. Hani bildiğim bir tek şey var. O da var ya, senin annen bize Fizan'dan bile yeter. Anladın mı? Sen bozma kafayı. Sevda ile her şeyi düzelir, merak etme. O da çok zor günler geçirdi. Sinirleri bozuldu haliyle. Biraz zaman tanıyın birbirinize. İnşallah senin dediğin gibi olur kardeşim. Şuraya bak. Sanki Belkıs'ın kapısının önünde yatıp kalkıyor. Bir gün bir yakalanacak, görecek günleri. Ne rahat herif bu be. Adamın kapısının önüne dikilmiş, trene bakar gibi bakıyor.
Hiç korkusu da yok baksana. Hilal! Merhaba. Merhaba. Ne o? Yine odaklanmışsın canım. Şey, ben geçiyordum, öylesine baktım. Konuşmuştuk Bilal. Hala... Neyse, ben konuşmayacağım. Çenemi tutacağım, söz verdim. Bana düşmez artık. Bana pek bir akıl veriyordun zamanında. Bak, büyük konuşmayacakmışsın. Ne diyorsun sen be? Gıcık etmek için mi konuşuyorsun adamı? Doğruları konuşuyorum Bilal efendi. İşine geldiği zaman pek bir atıp tutuyorsun. Yakıştırıyor musun şimdi kendine bunları? Sana ne lan? Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Deliniz mi be, ne yapıyorsunuz? Bir daha sakın bana saldırmaya kalkma. Yoksa kötü olur ona göre. Git be. Beni mi korkutuyorsun sen? Bana bak aynalı. Şu hapishane faresine söyle benden uzak dursun. Elimden bir kaza çıkacak sonra. Yakışıyor mu size çocuklar gibi sokak ortasında kavga etmek? Bir daha kimsenin bu mesele hakkında tek bir şey söylemesine izin vermeyeceğim. Bunu herkes bilsin. Yoksa kim olursa olsun kırarım ona göre. Burada olduğun için o kadar mutluyum ki Kadir. Ben de. Ben de çok mutluyum. Sana bir türlü öfkelenemiyorum. Seni görünce içimdeki nefret, kin, her şey geçti. Konuşmayalım bunları ne olur. Her şeyi silip atalım. Hiç düşünmeyelim. Bundan sonra her şeye yeniden başlayacağız. Eskisi gibi, hiç ayrılmadan. Hatırlar mısın? Küçükken hep oyununuzu bozardım sizin. Hepinizin misketlerini toplayıp saklardım. Yalvartırdın bizi. Sonra da para karşılığı bizim misketlerimizi bize geri satardın. O kadar özlüyorum ki o günleri. Çocukluğumuzu, evimizi. Üzülme artık. Toparla kendini. Ben de çok kırdım seni. Biliyorum. Hak ettim Kadir. Her şeyi hak ettim. Bu zamana kadar hep içime attım. Boğuluyorum artık. Dayanamıyorum. Seni bu kadar üzen başka şeyler de mi var? Konuşmak istemiyorum ama... Kemal. O kim? Nasıl bir adam? Uzun zamandır gündüz içki içmiyordum. Kanıma girdim vallahi Kemal Bey. Bir seferden bir şey olmadı arkadaşım. Bak ne güzel oturuyoruz şurada. Senin bir derdin mi var Kemal Bey? Yüzün asık biraz bugün. Dert bitmiyor ki arkadaşım. Ona buna sıkılıyorum işte. Bu meret insanı dertlendiriyor böyle. Şu zıkkımı her içtiğimde kızım, karım hepsini daha çok özlüyorum. Özlenmez mi arkadaşım? Senin acını çok iyi anlıyorum. Ben Belkıs'ın hayatımdan çekip gitmesine dayanamadım. Onlar senin ailen. İnsan katlanamaz böyle bir acıya. Katlanamıyor işte. Bak halime. Sanki 10 yaş yaşlanmış gibi hissediyorum kendimi. Yoruldum artık. Bir türlü çıkaramıyorum aklımdan. Belkıs Hanım'la aranızda bir problem mi var? İstersen anlat. Açılırsın. Aslında... Bu tür şeyleri kimseyle konuşmam. Ama senin beni daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Biz Belkıs'la geçinemiyoruz. Olur mu öyle huzursuzluklar? Hepimiz yaşadık. Sıkma canını, düzelir elbet. Yok be arkadaşım. Bizimkisi geçecek, düzelecek falan gibi değil. Belkıs'la yıllar öncesine dayanan bir beraberliğimiz var. O zamanlar paramız pulumuz vardı. Her şey iyiydi. Şimdi ne oldu peki? Sorun ne? Ben Belkıs'ı pavyonda tanıdım. Onu o hayattan kurtardım. Evinin kadını olsun istedim. Bir süre sonra aramız bozulmaya başladı. Beni terk edip gitti. Aylar sonra onu buldum. Ama biz eskisi gibi olamadık. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen çok sevmişsin demek ki Belkıs Hanım'ı. Çok sevdim. Ama tek taraflı bir sevgi bu. O ben artık sevmiyorum. Onun uğruna her şeyi göze aldım. Hayatımı, düzenimi bozdum. Onu zorla buraya getirdiğim için bana çok kızgın. Niye zorla getirdin? Beni bırakıp kaçtı. Yokluğuna alıştıramadım kendimi. Ondan vazgeçemiyorum. Çok denedim. Kendimle mücadele ettim. Ama başaramadım. Sıkma canını. Otur konuş Belkıs Hanım'la. Birlikte kaç yıl paylaşmışsınız. Kolay kolay o da kopamaz senden. Bilmiyorum arkadaşım. Bilmiyorum. O son günlerde bir garip. Benden bir şeyler saklıyormuş gibi. Niye böyle anlayamıyorum. Kafam çok karışık. İzlediği şey her neyse bir şekilde ortaya çıkacak. Mamanı da yedin, şimdi sıra uykuya geldi. Bugün çok sessiz baksana. Hiç huysuzlanmadı.
Büyüdü benim oğlum artık teyzesi. Kocaman adam oldu da ondan. Canım. Oo canım. Ben siz bahçede oturursunuz. Aa, aa. Sizi böyle aniden yakalarım canım işte. Canım benim. Hoş geldin. Nihayet geldin. Özlettin kendini iyice. Ben de sizi çok özledim. O yüzden bugün işe falan gitmekten de vazgeçtim. Nasılsın şekerim? Nasıl gidiyor hayatın? Memnun musun yeni evinden? Vallahi bildiğiniz gibi işte. İyi. Her şey yolunda. Eve de yavaş yavaş alışıyorum artık. Zeynep'le anlaşabiliyor musunuz? Şimdilik anlaşıyoruz. Birlikte aynı evi paylaşmak, yaşamak farklı tabii. Bir süre sonra birbirimizin huyuna, suyuna daha çok alışacağız. İnşallah senin için iyi olur şekerim. Ben gerçi buraya geri dönmeni çok istiyorum ama... Ben yine bu evde yaşıyormuş gibi olacağım. Eşyaları yerleştirmem falan zaman aldı. Bundan sonra daha sık geleceğim. Sen hiç merak etme. Yerleştiğine göre bizi evine davet edersin artık. Aa, hayatta davet mavet dinlemem. Çak kapı gideriz şekerim. Bebeğim. Güzelim sen nasılsın canım? Annenleri görünce seni unuttum. Çok iyi teyzesi, onun keyfi yerinde. Cabbar nasıl? İyi misiniz şekerinle? Biz iyiyiz, çok iyiyiz. Belkıs. Belkıs. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyi sayılırım işte. Kardeşin Kemal abi yok mu? Kemal dışarıya çıktı. Kadir de uzanıyor, yorgun biraz. Seni çok özledim ben. Görüşelim artık, ne olur. Ben de seni özledim hayatım. Merak etme, en kısa zamanda görüşeceğiz. Dayanamıyorum artık Belkıs. Deli ediyor beni senden bu kadar ayrı kalmak. Hadi hoşça kal. Bu davayı iyice yaktı bana. Kısa zamanda ağıma düşeceğini biliyordum zaten. Artık benden kolay kolay vazgeçemez. Adam hallem etti, kallem etti, yine kaçıp gitti Belkıs'a. Bırak şu herifi kardeş. Ne yapıyorsa yapsın. Sonradan kendisi çeker bunun acısını. Ya takma kafana hiçbir şey. Bak sabrın sonu selamettir. Sen bekle. Olumsuz düşünme hemen. Tamam arkadaşım. Öyle yaparım. Yine mi içmeye başlamış bu adam? Uzun zamandır içmiyordu. Aa, şuna bak. Benim oğlum da buradaymış. Neden içtin bu kadar gündüz vakti Mehmet amca? İki tek atalım dedim ama biraz fazla kaçırdı. Ben de engelleyemedim. Niye içirttin be Kemal abi? Ne güzel bırakmıştı. Bir şey olmaz bana. Ben kendim içmek istedim. Karışmayın siz ya. Kemal'le dertleştik biraz. Biz eve götürelim Mehmet amcayı Kemal abi. Kusura bakmayın. Ben böyle olacağını kestiremedim. Sen harbi adamsın Kemal Bey. Seni çok seviyorum. Gel bir öpeyim seni. Hadi baba gidelim. Bunu ya. Tamam. Kendine iyi bak arkadaşım. Yat dinlen biraz. Görüşürüz Kemal abi. Görüşürüz koçum. Keşke içirtmeseydim. Adam zaten üskiye dayanıklı değil. Ne güzel bırakmıştı. Ben ne yaptım ya? Ne yaptım ben? Abi oğlum hiç uyumadın bugün sen. Uykusu gelse uyurdu Sevda. Bir tanem benim. Sen özledin mi teyzem? Demek Sedef Hanım buraya gelmiş. Hayret bir şey ya. Adam sürekli elini kolunu sallayarak geliyor buraya. Ne işin var senin burada yine? Seni rahatsız etmeye gelmedim Sevda. Nasıl olduğunu merak ettim. Çok sık karşılaşıyorsunuz ki. Bakıyorum herkese zaman ayırabiliyorsun. Sana kemik atmadan niye ağlıyorsun Sedef? Sen ne biçim konuşuyorsun? Özledim seni Sevda. Görmek istedim. Şimdi hangi taktiği uyguluyorsun Tilki? Bunlar yeni planların mı? Bana bak kızım. Sen fesatlığından kuduruyorsun ama sana yüz vermeyeceğim artık. Emin ol. Yeter be. Defolup gitsene sen şuradan. Hiç rahat yok mu senden? Size ne oluyor lan? Siz ne karışıyorsunuz? Ekrem ne olur git artık. Huzursuzluk çıkarma yine. Cabbar seni burada görmesin. Yoksa bu sefer çok kötü olur. Bana döneceksin Sevda. Bu sefer seni çok mutlu edeceğim. İnan. Git buradan. Git.
Sürekli aklımı karıştırmandan, hayatımı allak bullak etmenden bıktım. Git diyorum sana, ne olur. Gidiyorum Sevda. Ama bu kavgayı ben kazanacağım. Sen yine benim olacaksın. Duyuyor musun? Benim olacaksın. Ay. Şu ileride bir çay bahçesi var. Oraya gidip bir şeyler içelim istersen. Hava da güzel. Gidelim vallahi Fitnatçığım. Ay iyi ki tanıştık seninle. Bak ne güzel böyle. Canımız sıkıldıkça birbirimize gidiyoruz. İyi komşu olduk seninle. Öyle vallahi. Huyumuz suyumuz da çok benziyor seninle. Vay domuz vay. Daha fol yok, yumurta yok. Şunun haline bak. Oh, annem. Dur kız, yavaş biraz. Ne koşuyorsun öyle? Yandık pek. Bu sefer kesin ikimizi de öldürür. Kızilli, hani sen alışverişe çıkmıştın? Ne oluyor böyle sarmaş dolaş sokaklarda? Vallahi anne, ben... Peki ne yolda karşılaştık? Aa, öpeyim anneciğim. Çek şuradan be. Hemen sana kaç kere bana anne deme demedim mi? Aa, ama Fitnat, sen de bırak çocukları canım. Ne bağırıyorsun öyle? Ya anne ne olur bak, bir dinle beni. Bir dinle. Senin yalanlarını mı dinleyeceğim arsız şey? Sen eve gidelim ya. Görürsün. Ben kendisine seni sokaklarda oynatasın diye mi söyledim ya, ben? Dur. Ha? Gitti be. Yürü kız eve yürü çabuk. Ben bunların hesabını soracağım sana. İkinizin de kafasını kıracağım. Bakalım beni uyutup oynaşmak ne demekmiş görürsün. Ne vardı bu kadar içecek? Artık gündüzleri de içmeye başladın. Rahat bırak beni. İçtim işte. Hesap vereceğim sana. Ha? Ulan şimdi hesap şeyden vereceğim lan sana. Kalk. Tövbe tövbe. Ne biçim konuşmak o öyle? Benimle konuşurken laflarına dikkat et Kemal. Yoksa bozuşuruz ona göre. Beni tehdit etme. Bilirsin. Tehdit edilmekten hiç hoşlanmam. Ne yapıyorsunuz siz be? Ne oluyor şimdi durup dururken? Konuşuyoruz aslanım. Sen karışma aramızdaki meselelere. O benim kardeşim, anladın mı? İstediği gibi konuşacak. Duydun mu beni? Çıldırtma beni yine. Ne oluyor sana? Neyi paylaşamıyoruz? Ne alıp veremediğim var benimle? Canın kavga mı istiyor yine? Seninle ne alıp veremediğim olur ki benim? Adam gibi niye içtin diye sorduk. Suç mu ettik ha? İç, geber. Ne yaparsan yap. Bana ne be? Susun be. Susun artık be. Sabrımı taşıyorsun Belkıs. Bu sefer acımam ona göre. Adam gibi otur şurada yoksa... Yoksa ne ha? Ha? Ne yaparsın? Belkıs'tan uzak dur. Onun kılına zarar getireni acımam. Bunu kafana sok. Belkıs'ın kardeşi olduğun için sesimi çıkartmıyorum delikanlı. Ama şunu bilmiş ol. Beni çok zorlarsan kalbini kırarım ona göre. Nihayet geldiniz Sedef Hanım. Güya ev arkadaşı. Daha ikinci gece sattı beni. Sen ne arıyorsun burada Selçuk? Ben kaçtım Zeynep. Kaçtın mı? Çok kötü gözüküyorsun. Dayanamadım daha fazla. Orası boğuyor beni. Neden kaçtın Selçuk? Tedavini niye yarım bıraktın? Yapamıyorum, anladın mı? Olmuyor. Orada kendimi çok kötü hissediyorum. Yasemin hastaneden kaçtığını duyunca çok sinirlenecek. Yasemin gelmedi mi hala? Gelmedi. Bak Selçuk, senin hastanede kalman şart. Tedavi olmazsan bu pislikten kurtulamazsın. Hadi kalk hastaneye gidelim. Tedavi falan olmak istemiyorum, duydun mu? Kötüyüm, eroin istiyorum. Bana eroin bul. Sakin ol Selçuk, bunu atlatabilirsin. Bu sadece bir kriz. Eğer tekrar kullanmaya başlarsan iyileşemezsin. Dokunma bana. Gelme üstüme Zeynep. İyi ki geldin kız. Ne güzel bak, eskisi gibi böyle. Vallahi ben de çok rahatladım buraya gelince. Çok özlemişim sizi. Dur bakalım, daha çok özleyeceksin. Bırakıp gittin bizi. Ya. Böyle söyleyip üzmeyin bacımı. Aa, Tahir geliyor. Tahir gelsene. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin Aynalı. Hoş bulduk. Merhaba Tahir. Merhaba Sedef. Otursana Aynalı, ayakta kaldın. Nasılsın Sedef? İyiyim Tahir. Aynalı, gözükmüyorsun hiç. Nerelerdesin? Buralardayım. Ev kahve arası mekik dokuyoruz işte. Aç mısın kardeş? Bir şeyler ye. Yok koçum, sağ ol.
Sen neler yaptın? Yeni mi geldin buraya? Bugün işe gitmedim. Sabahtan beri buralardayım. Sürpriz yaptı bize şekerim. Çok sevindirdi vallahi beni. Buradan eve mi gideceksin? Evet, eve gideceğim. Ben götürürüm seni. Hem yolda da konuşuruz. Ne dersin? Tamam, konuşuruz. Kız hadi hayırlısı. Bunların araları düzeliyor galiba yavaş yavaş. Nerede kaldı bu? Gelmeyecek herhalde. Canım benim de. Bekliyormuş beni. Bilal, ne haber? Geç kaldın. Herkes uyusun diye bekledim. Onlar çoktan uyudu hayatım. Ben bir saattir seni bekliyorum burada. Canım benim. Özür dilerim seni beklettiğim için. Hadi bekliyorum seni. Geliyorum aşkım. Sen beni biraz ileride bekle. Ne garip etkiledin beni bebel kız. Seni istesem de aklımdan çıkartamıyorum artık. Zeynep'le birlikte yaşamaya alışabildin mi bari? Şu anda her şey iyi gidiyor. Anlaşıyoruz. Eve de yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Ben sen gittikten sonra... Yani buradan taşınınca seni daha çok özlemeye başladım. Ben de sizi özlüyorum Tahir. Ama sanırım böylesi daha iyi oldu. Hala bana kızgın mısın Sedef? Ben... Niye kızgın olayım ki? Sen benim hayatımda çok önemli bir insansın Tahir. Seninle hiçbir zaman dostluğumu, arkadaşlığımı bitirmek istemem. Seni çok özledim Sedef. Lütfen bana bir fırsat ver. Her şeyi düzeltebiliriz. Bak biz... Yani artık... Unutamam seni Sedef. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Sadece bir gurur uğruna bu ilişkiyi bitirmek beni kahrediyor. Tahir... Biz bazı şeyleri kaybettik. Tekrar eskisi gibi olabilir miyiz? Bilemiyorum. Sen istedikten sonra her şey eskisinden daha iyi olur Sedef. Yeter ki inan bana. Bilmiyorum Tahir. Hep böyle gizli gizli buluşmaktan bıktım Berkız. Yapacak bir şey yok hayatım. Sen buluştuğumuza dua et. Bırakmak istemiyorum seni Berkız. Böyle zor geliyor artık bana. Benim kadınım olmanı, benimle yaşamanı istiyorum. Ben de çok istiyorum ama bu imkansız biliyorsun bile. İmkansız değil Berkız. Artık kardeşin de geldi. Konuşup her şeyi açıklarız ona da, anlar bizi. Şimdi olmaz bile. Kadir'e söyleyemem bunu. Yani o zaten... Bana bak. Sen ne olursa olsun benim olacaksın Berkız. Seninle gizli saklı buluşmak delirtiyor beni. Eğer sen de beni seviyorsan kaçar gideriz buralardan. Ve hiç kimseye de açıklama yapmak zorunda kalmayız. Ben seviyorum. Seviyorum ama şimdi bunları konuşmak için çok erken. Paylaşamam seni kimseyle. Kahroluyorum, bilmiyorsun ki. Seni o adamla düşününce ben... Sus şimdi. Bozmayalım bu gecenin güzelliğini. Lütfen Selçuk, kendine gel. Şimdi hastaneyi arayacağım. Sana yardım edecekler. Sakın bunu yapayım deme. Yoksa seni öldürürüm. Tamam, tamam. Ne olur bırak beni. Para ver bana. Çabuk para ver. Benim hiç param yok. Yalan söyleme. Eğer vermezsen boğarım seni. Öldürürüm, anladın mı? Sana eroin alman için para veremem. Senin iyiliğini düşünüyorum. Lütfen anla beni. Dumanım ben. Anlamıyor musun? Para vereceksin. Selçuk dur, nereye? Bırak şunu, bırak! Çekil! Çekil başımdan! Ne
Kahvaltı hazır. Hadi gelin. Bu tetiği kendin çekmen gibi neler olduğunu anlamıyor musun? Gerçekleri göremiyor musun? Ellerine sağlık. Afiyet olsun hayatım. İyice doyur karnını. Sen kahvaltı etmeyecek misin? Davetiye mi bekliyorsun? Kahvaltı falan etmeyeceğim. Canım istemiyor. Siz yiyin. İyi. Sen bilirsin. Sen dün gece nereye gittin? Ben bir yere gitmedim. Sen nereden çıkardın şimdi bunu? Bana yalan söyleme Berkız. Uyumuyordum. Senin dışarı çıktığını gördüm. Çok canım sıkıldı. Öyle hava aldım kapının önünde biraz. Gece o saatte mi hava almaya çıktın? Kemal biliyor mu dışarı çıktığını? O bilmiyor. Dışarı çıkmama kızar diye söyleyemedim. Sen bir şeyler çeviriyorsun be kız. Bu sefer sakın bir hata yapma. Eğer bir hatanı yakalarsam bu defa affetmem bilmiş ol. Annem uyanmadı mı da? Dün gece biraz halsizdi. Ben de uyandırmak istemedim. Nesi var? Rahatsız falan olmasın. Gidip bir baksak mı? Merak etme abi, ben baktım uyuyordu. Kaç defa söyledim dikiş dikme artık diye. Zaten gözleri rahatsız. Bir de sabahtan akşama kadar makinenin tepesinde. Yoruluyor iyice. Ben de söylüyorum ama dinlemiyor. İsmail'in beni kaçırması, uzun süre benden haber alamaması da çok etkiledi onu. O zaman kahroldu zaten. Çok kötüydü. O günden beri de toparlayamadı kendini. Bugün iyice yatıp dinlensin. Yarın da bir doktora götürelim abi. Götürelim. Bundan sonra da hiçbir iş yaptırmayalım onu. Kaç yaşına geldi, bir rahat yüzü görmedi kadıncağız. Zaten iş falan yaptırmıyorum abi. Ama neden birden bu kadar çöktü anlamıyorum. Çok üzülüyorum. Anneme bir şey olursa ben yaşayamam. Hadi anne. Kendin her gün sokaklardasın. Söylemesek kapı dışarı çıkarmayacaksın beni. Ne düşüncesi insansın sen be? Biliyorsun anne, işlerim var ya. Dükkanı bırakıp çıkamıyorum her zaman. Sus, yalancı seni. Hovardalığa gelince tazı gibi gezersin ama. O zaman dükkanı bırakıp çıkabiliyorsun. Hem sen söyle bakayım, görüşüyor musun o kadınla? Yok anne, vallahi görmüyorum ya. Nereden çıkardın şimdi bunu? Hem niye görüşeceğim ki onunla? Aferin. Duymayayım onunla konuştuğunu, vallahi gebertirim ikinizi de. Söylemedi deme sonra. Tamam anne, tamam. Sen hep böyle bekar mı yaşayacaksın? Evlen artık. Hı? Bak, yaşın geldi de geçiyor bile. Bir yaştan sonra insan kimseyi beğenmez kolay kolay. Ne evlenmesi be anne? Durup durup bir şey çıkarıyorsun sen de. Ben memnunum hayatımdan. Kimseyi istemiyorum. Şuna bak şuna. Kimseyi istemiyormuş. Sen ancak öyle kıçı başı sallananları beğenirsin. Ben evlendireceğim seni. Şöyle güzel temiz bir aile kızı bulacağım sana. Yeter be, yeter be. Şimdi de evlendirmeye taktım. Bir rahat yok bu kadınla. Ne yapacağım ben bununla? Hı. Doydun mu abi? Bir şey ister misin? Sağ ol Zehra, ellerine sağlık. Çok doydum. Annemin kahvaltısını hazırlayıp yatağına götüreyim. Hiç kalkmasın. Bugün bütün gün kaldırmayacağım onu. Öyle ne oldu? Hiç bu kadar geç kalkmazdı. Uyansaydı seslenirdi en azından. Hiç sesi soluğu da çıkmıyor. Ben de çok merak ettim şimdi. Gidip bir bakayım. Güzel annem benim. Bundan sonra elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım seni. Çok iyi bakacağım sana. Anneciğim! Anne uyan, uyan! Anneciğim! Zehra ne oldu? Annem... Annem yoksa... Ya pardon. Ne dedin sen? Ne? Ne gelmedi?
Bu benim de aklıma takılıyor. Özür dilerim. Eve gitmenin alışverişi yok. Özür dilerim. 5, 4, 3, 2, 1, kayıt.